Az önce Shape of Water'dan çıktık. Film eleştirmenliği yapacağım diye bu kanala başladım. Biraz vloglarla başladık ama hızlandıkça, ilerledikçe zaman gelecek, merak etmeyin. Shape of Water. Önce filmi kısaca anlatmak istiyorum. Dilsiz bir kadın, yanında çalışan bir zenci, eve gittiğinde komşusu olan ressam, gay bir adam. Hepsi bunların birazcık dışlanmışlar ve bunların hikayesi. Temizlikçi kadın, dilsiz olan ve zenci olan kadın bir laboratuvarda çalışıyorlar, gizli bir yerde Amerika'da. 60'larda geçiyor ve temizlik yaparlarken amfibiyen, yani hem suda hem de karada yaşayabilen bir canlı geliyor. Eliza her akşam işte yemeğini onunla birlikte yemeye başlıyor ve bir bağ kuruyorlar. Amfibiyanın konuşamaması da mesela kadınla olan ilişkisinde bir etken. Ve kadın ona işaret diliyle konuşmayı öğretiyor ve bu şekilde iletişim kurmaya başlıyorlar. Ve kadın onunla çok güzel iletişim kuruyor ve kadının üzerindeki etkisi şu: bana baktığı zaman bendeki eksikliği değil, beni görüyor diye onu kurtarmaya çalışıyor. Yani onu savunmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ve onu Amerikalılar işte Rusya'yla savaşmak adına ya da şey için kullanacaklar. Yani bu Rusya-Amerika savaşlarından ben biraz sıkıldım aslında. Filmin görüntüleri şahane. Kesinlikle renkler hep yeşilin tonları. Koyu renkler griye yakın bir yeşil tonlarıydı. Strickland mükemmel oynanmıştı. Yani Michael Shannon'ın rolüne bayıldım. Kötü adam, sinirli halleri falan şahaneydi. Çok güzel rol yapmıştı. İnsanı kendinden nefret ettirecek kadar. O da bir dışlanmış karakter aslında bir bakıma. Yani filmdeki bütün karakterler çok güzel yazılmıştı. Fakat spoiler kısmına gelirsek. Ben sonunu beğenmedim açıkçası. Biraz daha belirgin olabilirmiş. Yani gerçek mi hayal mi arasında bırakmaya çalışıp aslında hayal olduğunu söyleyip hayal olduğunu göstermemiş. Mesela filmin başından beri kadının buralarında çizik olduğunu görüyoruz. Ama nedenini bize hiç açıklamadı. Ve yani bir şey söylemiş olsa hani gerçekliğe tutunma ihtimalimiz artar. Fakat nedenini bilmediğimiz için onu tutunamıyoruz. Ve yani bunlar işte solungaç olacak falan diye bekliyorsun yani. Sonunda ne olacağını tahmin edebiliyorsun. Bilmiyorum, filmi izlerken ben bir tık daha hayal olduğunu göstermesini isterdim. Pan'ın labirenti tadını biraz daha istemiştim. Oradaki o çaresizliği ve acıyı burada da biraz daha istemiştim. Bu biraz daha şeker bitti. Yumuşatılmış gibiydi. Del Toro benim için renklerinden ötürü güzel hikaye anlatımıyla, yani birazcık için içine twist katarak anlatmasıyla, karakterlerinin derinlikleriyle bana kendini sevdirmiş birisi. Gerçekten filmlerinden aldığım tadı seviyorum. Yani bütün filme baktığımızda film güzeldi. Giz'in gay olduğunu açıklamaları ve bunun üzerine doğru düzgün hiçbir şey yapmamaları mesela benim için bir eksiklik yani. Tamam, gidiyor her gün beğendiği bir çocuk var. Adamı görmek için hani oturup hiç güzel olmayan bir şey, bir pastayı yiyor. Sonra daha konuşamadan çocuk bunu kovuyor ve görevi biter bitmez orada kesildi. Yani hikayeyi komşusu anlatıyor, onu biliyoruz. Komşunun gözünden dinliyoruz. Ama yine de bence başka bir şeyler daha olmalıydı yani. Bence filmler herkesin kendi tecrübeleri üzerinden değerlendirdiği bir şey.
Yani her filmi her izleyenin anladığı başka bir şey olacaktır. Yani ben izlediğimde keşke işte Amerika ve Rusya savaşı olmasaydı, iki ülke arasındaki o çekişme değil de daha başka bir şey olmalıydı belki de. Yani Del Toro Blue Lagoon izleyip 6 yaşında bu hikayeyi düşünmüş olabilir, fakat artık 2018'deyiz. Yani bence yeni şeyler düşünülebilir. Eklemeye unuttum birkaç bir şey var, onları eklemek istiyorum. Birincisi kadının kostümündeki değişim çok hoşuma gitmişti. Karakterindeki değişimi kıyafetine de yansıması güzel bir ayrıntıydı. Danslar çok güzeldi. Yani tap dance yaptılar ve o güzeldi. Müzikleri güzeldi. Bunun gibi başka filmleri de eleştirmemi isterseniz yorumlara bekliyorum. Eğer eleştirmemi istediğiniz bir film varsa lütfen yazın. Önerileri açayım. Sanırım bu kadar.